Ya gezi tecrübesi, gezi ihtiyacı, yola çıkma duygusu benim çok çocukluk yaşlarında, erken çocukluk yaşlarında başladı. Şöyle ki 6 yaşım ben Ordu'da doğdum. Anneannemler de Ordu'nun Ulubey ilçesinde Yağmur Köyü diye bir köy var, muhteşem bir yerdir. Oradaydılar. Ve böyle küçük yaş, daha küçük yaşlarda da annem beni götürürdü işte, hani böyle bir anne duygusu. Onlar annemden şöyle bir ricada bulundular, işte tek kalmışlardı. Bütün çocuklar evlenip parklanmış gitmişler. İki tane yaşlı kadın bir köy evinde yaşıyorlar. İşte Ömer'i bize ver, bu sene bizde kalsın. Hani seneye de okula başlayacağı için bir daha böyle uzun bir süre onunla birlikte olamayacağız. Bu kışı da bizimle geçirsin dediler. Hatırladığım yıllar böyle. Ben de hani bir büyükler kararıyla bir yılımı iki yaşlı kadınla ve bir köyde geçirdim. Ve üç tane abim var, annem babam var yani o zaman. Onları özleyerek ve hep böyle şehre dönmeyi arzulayarak nasıl olduysa bir yılımı orada geçirdim ve hep böyle Ordu merkeze gitmek, annemi görmek, abilerime kavuşmak falan gibi duygum vardı. Ondan dolayı böyle bir gitme duygum hep vardır. Üniversite yılları da hep böyle hem okumaklarla hem seyahat fikriyle geçti. Türkiye'yi çok dolaşıyordum zaten, yani birçok şehre gitmişliğim vardı. Ama son senelerde bir pasaport alarak, ilk yurt dışım benim Ukrayna'dır, Odessa'ya gittim. Odessa'dan Kiev, Harkov ve Lviv'i gezdim. Trenlerle yani bir de. Gemiyle buradan Odessa'ya, Odessa'dan 12'şer saatlik trenlerle diğer şehirlere gittim. Ve fotoğrafçılığa yeni başladığım yıllardı, yani bir fotoğraf gezisi gibiydi. O çıkış oldu. Ondan sonra düzenli bir şekilde öğrencilik bittikten hemen sonra temel yola çıkış sebebim fotoğraftır. Yani ya bir proje çalıştığım için ya bir fotoğrafla ilgili bir seyahati takip ettiğim için yola çıkmış oldum. Akabinde de bundan 7 yıl evvel, yaklaşık 7 yıl evvel Gezgin dergisine çıkarma kararı aldık arkadaşlarımızla beraber. İsmi de Gezgin olan bir dergi çıkarınca burada durmak imkansızlaştı. Dışarıdan baktığınızda, dışarıdan İstanbul'a döndüğünüzde mesela buradaki fotoğrafçılığınızı dahi değiştiren bir tecrübe olmuş oluyor. O minvalde hani bu meslek biraz fotoğrafçılık benim için bir pasaport oldu. Dünyanın kapılarını bana açtı. Burada doğmak büyük bir şans veya talihsizlik değil. Sadece her nerede doğarsan doğ, sen kendi varlığını, insanlığını keşfettiğinde şanslı veya talihli oluyorsun. Yani dünyadayız, dünya büyük bir yer. Neredeyiz ve nereye gidiyoruz sorusunun en iyi cevabı dünyayı dolaşırken ortaya çıkıyor. Eskilerin çok güzel bir lafı var, seyahat taassubu kırar diye. Taassup böyle kalıplaşmış düşünceler demek. Seyahat gerçekten seni sen olarak görmeni sağlayan bir şey oluyor. İnsan varlığını dışarı çıkarak test ediyor aslında kim olduğunu. Çünkü buradayken bir kalıbım var. Evliya'nın çok güzel bir hikayesi var. Evliya Çelebi'nin kendi yaşadığı yüzyılda bir tecrübesi üzerinden anlattığı bir şey. Biz kendimizi bir yerde görüyoruz ve akıllı, haklı, doğruyu bulmuş, muhteşem, medeni filan konumlandırıyoruz kendimizi. Her kimse oraya öyle konumlandırıyoruz. Bu Türkiye'deki her grup insanda vardır. Yani şucusu bucusu demeyeyim artık. Yani belli bir kimlik, belli bir kültür, işte sosyalistinden bilmem nesinden. Herkes bir yerdedir ve en hakikati o bilir. Yani hani niye seyahat etmeli insan? Kendini tanımak için, dünyayı tanımak için, evreni tanımak için ve bu dünyada ne yapıyoruz? Neredeyiz? Nasıl bir dünyadayız? Mesela burada çok mutluyuz ama trafiğin içinde, gürültüdeyiz. Aslında belki de sıkıntıdayız biz, bilmiyoruz ki. Yani ben Bangladeş'e gittim. İnsanları görsen cahil zannedersin, sokakta zannedersin, insan canı değersiz dersin. 100 milyon insan yaşıyor Bangladeş'te. Fakirler, çok fakirler yani. Arakan'a gittim mesela, o şeylerin, sıkıntılı dönemlerin olduğu yerler, oralara. Bir bakıyorsun, dünyada en mutlu insanlar istatistiğinde Bangladeşliler en üstlerde yer alıyor. Niye biliyor musunuz? Yarın düşünmüyor adam. Telaş etmiyor, tevekkül ediyor. Bizim Anadolu'da var olan bir kelimedir. Allah'a bırakıyor. Yarın, bugün beni yaşatan, bugün karnımı doyuran Allah yarın da doyurur diyor mesela. Ama yani bir dakika, alalım şuradan 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, çalışalım köpekler gibi. Sabah akşam. Ama mesailer, trafiklerde ömür geçirelim, yetişelim oraya. Çünkü 1 dolar değil 2 dolar kazanalım mesela. Yok öyle değiller. 1 doları kazanınca tamam oluyor mesela. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Bangladeşli'ye ben ne anlatabilirim yani? Hayır, sen mutlu değilsin. Yani öyle bir şey yok ki. Bizde de ve dünyada da maalesef dışarıyla ilgili, dünyayla ilgili bir biliyoruz fikri var ama bilmiyoruz. Tanımadığımız müddetçe de yanlış yaptığımızdan haberdar olamayız.
tek düzeleşmeye, hani dünyanın mesela Malezya'ya gidiyorsunuz, çok büyük bir AVM'yi geziyorsunuz. Buradaki AVM'den hiçbir farkı yok. Los Angeles'ta veya Las Vegas'taki AVM'den hiçbir farkı yok. Yerellik dediğim şey yavaş yavaş binalarda, alışveriş alışkanlıklarında, şey kimliğinde kayboldu gitti. Fiziksel kimlikte kayboldu gitti. Yani mimari kimlikler mesela. Biz böyle bir rutini görüyoruz aslında. Hani TOKİ mesela Türkiye'de evler yaptı. Türkiye'nin her yerinde koca koca siteler. Hakkari'dekiyle İstanbul'daki aynı bina. Şimdi Hakkari'nin iklimi o binayı kaldırmıyor normalde bana sorarsanız. Veya Hakkari'nin ne bileyim bir motifi bir şey olmalı. Yani bir çıkıntısı, bir girintisi olmalı binanın ki aa evet burası Hakkari demeliyim. Ama şu anda kalıplarla yapılmış aynı şeylerdir. Şimdi, bu bir kimlik bilgisi oluyor aslında. Şimdi senin burada çok bundan 1500 yıl evvel dikilmiş bir taş senin kimliğinle ilgili üzerindeki bir yazıyla sana bir şey anlatıyorsa çocukluğundan, bebekliğinden o taşlarla hayata başlamışsan, o yapıyla işte Bozdağ'ın kemerinin altından geçerek gitmiş etmişsen bir başka yerdeki 5 yıllık, 10 yıllık, 20 yıllık bir yapı senin için bir hatıra fikri vermez ama bu verir. Çünkü bu hatıranın kenarından Tanpınar denilen edebiyatçı, ne bileyim bilmem kim denilen ressam, atıyorum Bedri Rahmi Eyüboğlu gibi biri, Mimar Sinan'ın geçtiğini, bırak geçtiğini, binayı yaptığını düşün. Sen o hatıralara sahip çıka çıka büyüdüğün zaman senin için bir sokak ismi rastgele bir sokak ismi olmuyor. Bir birikim, bir kültür oluyor. Bir şeyi muhafaza ettiğinde, bir binayı, bir yapıyı, bir ağacı, bir çiçeği, sen oralarda yaşanmış şeyi de muhafaza ediyorsun. Ve kendi hayatına dahil ettiriyorsun bu mevzuyu. O yüzden çok değerli. Şimdi 2013'teyiz. Hani bir tarih notu olarak söylemiş olayım. Bundan 10 yıl evvelki gibi değiliz, gezebiliyoruz. İnsanlarımız dünyayı tanıma ihtiyacını daha fazla hissediyorlar. Türk insanı şunu anladım ben, geziyor artık. Gezmeyi bırak, yaşıyor. Bir ülkeye gidip orada ev kurabiliyor, iş adamı olabiliyor. Geçen son 2 yıl evvelki yanlış hatırlamıyorsam Kurban Bayramı'nı fırsat, tatil fırsatı bilip yurt dışına çıkan insan sayısı birkaç yüz bindi. Ve hayatında ilk kez yurt dışına çıkanların sayısı, normalde çok daha fazla insan yurt dışına çıkıyor. Bu büyük bir adım, büyük bir level, büyük bir aşama bir ülke için. Artık anlatılanlarla değil de gideyim ben orada yaşayayım, bir göreyim bakalım diyor. Kitaplarda kalmasın artık yani. Planlıyoruz, gidiyoruz mesela. Bazı işler var evden yapılabilen, internet üzerinden yapılan işler. İnsanlar bunlara yavaş yavaş ulaştılar ve açıldılar. Hani dünya bizim. Bir şekilde dolaşalım, gezelim, seyahat edelim.